Arkadaşlar hoş geldiniz. Böyle açtık. Ya Öncelikle neden bunu yapıyoruz? Çünkü biz konuşmak istiyoruz. Çünkü konuşabiliyoruz. Ee, güzel de bir kitlemiz var. Ee, Garaj adı altında ve insanlar da sürekli soruyordu. yani Niye başka bir şey yapmıyorsunuz? Siz keriz misiniz? Biz dedik ki öyle yapmayalım o zaman. Hikayede kalmasın dedik. Burada hakikaten konuşalım falan diye. Ee, birazcık seni gazlamak gerekiyordu bence. Çünkü ben zaten beni koy boş. Ben zaten saatlerce konuşabileceğim için. Ama işte bunun ne kadarı yayınlanabilirdi hocam? Oraları acaba öyle demesen mi gibi şeyler de olacağı için. Çünkü burada Fatih Altaylı adayı sallamışlığımız var. <laughs> Ki ayıp yani. Özür dilerim Fatih abi. <laughs> her gün peki yok mu gündem değerlendirme? her gün her gün sabahtan ge yok gece yapıyordu onlar. gece, onlar gece yapıyor. O peki bir şey nasıl şey yapıyor? Hem güncel kalıyor hı hı. ama şey gibi ya bir sonraki günü de istihareye yatıyormuş gibi ya yani bir sonraki günü de görüyormuş gibi <laughs> Fatih Altaylı hakkında. Şimdi adam 40 senedir herhalde abarttım mı 40 sene 30 küsür senedir bu işi yapınca herhalde ülkedeki pattern'ı Ma malum oluyor. Ay <laughs> keşfetmiştir yani. yani bu bugün bu olduysa yarın kesin bu olacaktır Muhtemel gibi mi? bir şey evet. vardır. Cem Yılmaz bölümünü izledin mi Fatih Altaylı'nın? İzlemedim bekletiyorum. Aa, Aynen. Türü. Nasıl? Her zaman gibi. Yani ha. Cem Yılmaz bir yere konuk olduysa zaten izleyeceksin ya mecbur evet, gibi bir şey. Masaradan sonra izledin mi? Onu da izledim. O, o da fena değildi. Sen izledin mi? İzledim. Güzeldi ya, yani nostaljik yani haliyle. Ya birazcık İboşov tadı var. Bila evet. Ama Masar son çok tatlı bir insan. Böyle, böyle falan diye konuşuyor, böyle Allah'ım ne kadar güzel dedi. Çok mutlu oluyorum yani onu öyle görünce. Evet. Ama Cem'imizin oradaki heyecanı çok hoşuma gitti benim. Heyecanı ve format bilinci. Fark ettin mi onu? Ha, yani, buraya sağlık kalalım. Masal kalsa hiçbir evet. çekilmeyecek. Doğru. <laughs> doğru. Dur, bunu öyle anlatır. Bunu öyle anlatır. Burada, şöyle bir şey oldu falan diye bir de kimse hatırlamıyor. Ömer <laughs> Aynen. Faruk da hatırlamıyor onu muhtemelen yani. Ömer Vargı. Ömer Vargı evet. çok Aynen. güzel. Şey e, ya bir de şey çok güzeldi. Böyle o filmi yapma süreçlerine dair bir sürü detaydan bahsetti falan. İşte o toylukları da anlattı falan. Evet. Yani çok güzeldi ya yani. Zaten güzel bir film şeyde böyle duygusu da çok üstümüzde güzel olan bir film olduğu için böyle şey onun böyle arka planını dinlemek güzel oldu bence. Ama Yok, diğer bölümleri yani. izlemedim yani sadece Cem Yılmaz'la bölüm Kim? Eh, Engin Günaydın. Engin Aydın, Aydın var. Değil mi? Aynen. E, Gökhan var, Gökhan Özoz var. Gökhan Özoğuz. Gökhan Özoğuz'la onların tabii daha başka bir iletişimleri de varmış basar alanı sonra falan mı? Bir gidiyorlarmış. Teoman demişti, e, böyle bazı sanatçılar, Aha. o Nil Karibem'den bahsetmişti. Bizim böyle kafamız karıştığında ne yaptığımızı sorguladığımızda. Ha, bir ev gibi değil mi? Böyle ona onu... çıkarız. Yani ha, şey, böyle bir e, okay, dede e, sürücü. E, aynen, aynen, bir şey gibi yani. <laughs> de, bir dergah. Dergah gibi, aynen. Sanatçı de. dergahı. Öyle Peki. bir zaten vibe'ları evet, var ya yani, belki biraz, biraz ama yani. Var. Gerçekten kime çıkarsın? Ona çıkarsın yani. yani. Başka kim var ya öyle duayen ve hani dede konumunda diyebileceğimiz ya yani dede biraz şey oluyor da böyle hani bir o şey yani eski dedeler eski yani. dedeler ya yani belki Cahit Berkay falan Aa, ama o da eve gitsen böyle kapıyı açmaz gibi yapmaz gibi <laughs> sarmaz gibi yani hani şey abi kusura bakma kafanı şişirdim olursun hemen yani çağırır oturursun yanında o kendi işiyle o kendi <gülüyor> <gülüyor> sen de orada takıl kal oğlum falan diyor içimden gideyim abi falan <laughs> Hayko Cepkin yaşlanınca belki Hayko Cipkin, bak doğru. Olabilir. de Mercan dedi. İkisi. dedi hmm, Zaten evet. dede sıfatı da var kendisinin. Cem bölüm Fatih Altaylı ya da aynı muhabbeti yapmış olabilir gibi. Yok ha yok Erşan'ı tanıtmaya. Erşan Kuner'i tanıtmaya gitti o zaman Cem Onun için gelmedim dedi ama. <laughs> Onun için gelmedim. Hayır. Seni görmeye seni geldim. Gör Vallahi muhabbeti o. Ama aynen. Erşan'ı ve heyecanla bekliyorum. Ben de heyecanlıyım. İlk be. sezon yani karmaşık düşünce içerisindeyim. Yani kötü diyemeyeceğim. Yani ne haddimize gibi bir durum da var Yo, yani. bence deriz be. Demez miyiz? Ya değişik de yani hani... Şey tip olarak mı? Mesela yine aynı şeyi yapacak mı acaba? Yarım, yarısı işte hayatı, yarısı filmleri falan. Varmış. Bu, bu sefer bir tane bu şey... E, deve Kuşu Kabere'den esinlenerek o kabereler zaman... Yani o Aa, öyle şey bir ya. müzikal yapıyorlarmış bir ha, bölümde onu söyledi. Ee, Güzel. Enteresan şeyler Sinirler. var. Ya o format, o e, anlatış tekniği bence mükemmel. Yani her her bölümde başka bir film Aynen. yapma fikir falan çok müthiş yani. Sadece sahnelerinde ya yani böyle hani o sketchlerinde genel olarak yaşadığım şey böyle biraz boşluğa düşmek gibiydi. Niye? Hani bir şaka var ama niye var gibi falan yani öyleydi yani ilk Hı. sezon benim için. Ama bu sezonu da tabii izleyeceğim yani Hangi böyle. tarafını peki daha çok sevdin? Yani bütün olarak şey güzel. İşte film tarafı, bilmem ne tarafı falan. Genel dil olarak hangisini daha çok sevdin? Ya ön taraf daha bence e, asıl content olarak yani bence hikaye de. olarak izleyeceğimiz yer orasıydı. Çünkü parodiye başlayınca yani filmin o o bölümün filmi başlayınca fikri alıyorsun. Tam güzel ama 3-5 dakika için iyi bence. Yani fikir olarak güzel. Doğru. Ama izlediğin zaman bu her şey olmaya başlıyordu. Yani birkaç iyi bölüm vardı. İşte o polisiye bölümü. E, o kötü mal. Kötü mal aynen. İşte şey e, Kooperatif Kemal. Hayır. Onlar <laughs> çok iyiydi. <laughs> Amin Ferahidi de bayağı hayır, iyiydi. Hayır, hayır. Ya peki şey çok komik değil mi? Yani hani bir kelimelik bir şaka için Ercan Saatçi, o, bu, bütün orkestra doyamadım ama diye <laughs> ve yani o korkunç bir kelime şakası ama o <laughs> müzik tasarlanıyor. Şakanın kendisi galiba bu biraz <laughs> yani bu, daha bunu, yani? bunu yaptırmak yani. Bakın böyle yaptık diye yani. <laughs> Koca bir şaka yani aslında. ya Bu kadar basit şakalardan ben böyle milyonluk bir iş yaptım falan. <gülüyor> güzel <gülüyor> bence yani. Güzel güzel yani. O tüm o uğraş ve e, tüm medyumlara hakim hepsinde bir şeyler deneyen ve hani böyle <laughs> Sadece bir film gibi görmeyip böyle onu çok daha hani film boyutundan daha kanlı canlı bir yere çekme arzusu falan çok güzel şeyler yani. Bunu çok iyi yapıyor ya. O böyle bir de bu yolda giden bu demin sana da söylediğim değineceğim bu <laughs> konuya dediğim. Yani Giray, Giray Altınok. Ok Altın ok ok yani. Sanki bu yolda gidiyor ya. Sadece işte komediyle ilgileniyor ve yazarlık tarafı güçlü diye o benzetmeyi yapmayacağım da. E, o böyle bir şeyleri etlendirmekte ve hayata çevirmek, hayata döndürmekte o hikayeleri çok iyi galiba ya. Bir tane bir prens diye bir şey yaptı. Ve o bir şekilde gerçek oldu yani o adam. Ve Prens dizisine bakıyorsun. Şey değil yani sadece ortaya böyle bir sulu zırtlak bir tane bir herif attım falan değil. Arkada bir dönem bir drama var. Tarihi bir drama var. Ve ortada böyle bir tipleme ve her şeyin merkezinde Giray. ya. Yani bunu hem yazması hem oynaması açısından falan. Evet. Galiba o Cem e yakınsadığım tarafları var orada mesela. Gitti de parlamaya başladı Giray Altun böyle Öyle bir şey. Onu görüyor musun? ten olarak. Cildi mildi parlıyor. Bizim, bizim programa geldiğinde normal sıradan bir kel yani. <laughs> Komik bir kel. Okey. Ama yani çok bir ekstrası yoktu. En son Mehmet Demirkoğlu'da bir gördüm bir daha konuk olsun yani. Onun <laughs> kameraları da güzel. <laughs> evet böyle cıvıl cıvıl çekmişler yani. Ya şey var ben e, o programda da söyledi. Ona çok sevindim. Ben de yani muhtemelen herkesin söylediği bir şeydi ama ben de Gire'ye birebir Gire de sormuştum yani niye stand-up yapmıyorsun abi diye. Yani kesin yapması gereken Orada bir şey gibi oraya, gözüküyor ya. Evet. O zaman demişti bana yani çok böyle korkuyorum abi yani çok böyle kontrolsüz geliyor. Evet. Yani Gireyim hani onu yapamam ihtimali yok da bence evet. onu biraz e, alçak gönüllülükle süsleyeyim. Biraz da o an zamanı değil gibi hissettim muhtemelen. Bence Öyle de. bir şey söyledi yani. Yap, yaptığı anda zaten yıkacak ortada ki yani. Ki Buyur Buradan Baktan falan, Buyur Buradan Baktı galiba o iş Orada mesela bayağı doğaçlama yapıyorlar bunu. Ve akıl kârı değil yani. Onun diğer yurt dışı örnekleri de doğaçlama değil. Doğaçlama satma üzerine ya. Orada zaten onu yapıyordu. Sahnede hayli hayli yapardı. Orada da onu... Mehmet Demirkoğlu'nu övmesi, Mehmet Demirkoğlu da böyle bir komedi otoritesi gibi olmaya başladı son zamanlarda. <gülüyor> <gülüyor> ha bir de sanat işi övüyor, onu yaparsın. Sen şunu yap, sen bilmem ne yapma falan. O da şey ya, içinde demek ki mevzu. Biraz bir sanki... YouTube'a mı sallasak biraz? YouTube'a sallayabiliriz. Ben ee, detoks yapıyorum, bayağıdır. Bir ay, bir ay yakın oldu. Bıraktın YouTube'u? Her şeyi bıraktım. Yani komple content tüketmeyi bıraktım. Ama site, yani yanın bir şey yaparken bir şey, yanında bir şey dinlemiyor. Ya da işte Instagram'a girip orada vakit geçirmeyi bıraktım gerçekten. Ha, Instagram'da geziniyorsan da delikanlı gibi Instagram'da geziniyorum. Hani bu benim Instagram zamanım. Hani günlük bakayım Aa, e, çok iyi. 15 dakika storyler ne? Like gelmiş mi? Gelmemiş. <laughs> Biraz garaja bakayım falan. Doğu bugünkü paylaşımı yapmış mı? <laughs> Yapmamış. Hani öyle onlar da TikTok'a bakayım. <laughs> Onun dışında. Ona ama bilgisayardan bakıyorum. Yani indirmiyorum şeyi falan. Sosyal medya şöyle bir şey oldu. Geçen demiştim galiba bir tane dizi vardı Çak diye hatırlar mısın? Ajan dizisi. Evet. Komedi, Çok macera. Çok eski değil mi o 2007 falan yani galiba okay. öyle bir şey. Ben en sevdiğim dizilerdendir. Şimdi orada hikaye şöyle başlıyor. Ee, böyle bir intersekt denilen bir bilgisayar var. Hı -hı. Bu bilgisayar böyle insanların zihnine kodlanıyor falan. Tamam. bu nasıl yapıyor? Böyle sana aynı anda milyonlarca ya da abarttım ama binlerce onlarca resmi bir anda gösteriyor. Yoksa şu Resim anki ha... Oh. Abi onun gibi. Distopya. Yani bu Instagram'a bakmak bunun gibi yani. Çünkü Doğru. çok hızlı bir şekilde maruz kalıyorsun, kalıyorsun, kalıyorsun. Dizide şöyle bir şey vardı. Buna maruz kalınca kunku falan. hani <laughs> bir sikil <laughs> ediniyorsun. <gülüyor> yani, Bunda oluyor. <laughs> oluyor. Bunda mesela <böyle> sadece mallaşıyorsun <laughs> yani. Doğru. Ve onu zaten fark ediyorduk. hepimiz konuştuğumuz bir şey. Bu yeni bir konu değil ama işte hani onu baştan yaptığımda gerçekten ben aşırı boşluğa düştüm. ya hmm. Yani böyle tuvalete girerken yanda Uğur Karakoluç açıktıysa... Değilse... <laughs> <laughs> Özellikle... Herkesin evinde bir nüfus artışı yaşandı yani. Gerçekten. Evet abi. Doğru. Yani... Ben de duşa mesela Uğur Bey'le giriyorum. Uğur Bey'le olsun işte... Yani ne bileyim evde otururken orada Mercan Bahar <laughs> açık değilse televizyonda. onu televizyonda izlerim. O çünkü Doğru. bir görsel şölen <laughs> yani. Şeyde telefona hani onu... <laughs> şey yapamam piç edemem ya Mertcan Bahar ama beni gerçekten ultra violeye maruz bırakıyorlarmış gibi hissediyorum yani. Onu adiyasyon şeyi koymaları idaresi koymaları <laughs> ya 15 şey yaş de. altı girmesin çünkü <laughs> sıkıntı ya da böbrek taşınız varsa açmayın <laughs> falan hakikaten evet. öyle bir çın böyle taş kırar, kırarmış gibi böyle bir efektle izliyorum bir şey yapıyor yani <laughs> bir etkisi var abi iyi değil ya tansiyon oynuyor falan midem falan ekşiyor yani yani ya böyle nasıl desem Guilty pleasure denilen şey değil bile bence. Guilty. <laughs> Direkt guilty yani, sıkıntılı bir şey. Ya suç. Yani çok iyi yapıyor tabii ve hani gerçekten insanın izledikçe izleyesi geliyor Gerçekten yani. var Joker olabilir mi? <gülüyor> <gülüyor> Takım elbiseyle de düşünsene. <laughs> Beyaz olanlar. <laughs> <Aynen>. Olabilir. i̇yi <Olabilir. gülüyor> iyi, iyi kast. <laughs> ee, işte YouTube mevzusu yani öyle, öyle, oldu ve böyle çok gerçekten kendim çok soğuk ve yalnız ve kimsesiz hissettim yani hani uzunca bir süre. Bütün <laughs> Ya böyle hani yoksulluk çekiyorum yani şey tam bir uyuşturucu bağımlılığı <laughs> semptomları gibi. Yani yani ciddi bir bağımlılıkmış yani. Kendimi de kızıyorum çünkü ya yani bu kadar basit e, kazanımlar elde ettiğinde kendini gurur duyabilecek <laughs> bir insan mıydın? Hani diye kendime <laughs> soruyorum yani. Ya sonra diyorum işte e, tamam yani buysa budur. Bu çabamızın. Ya başarım ya, bu Başarıdır sonuçta. abi. Abi sen yani. zaman yani ölü zamanını gri zamanlar diyorlar. Bir tane yazar bir herif ha, öyle diyordu. Ha. Gri zamanlar Hı -hı. diye. Hakikaten öyle. Sen hayatındaki gri zamanları azaltmışsın yani. Değil bu mi? bir başarı mı abi. Yani ne olması gerekiyordu yani? Taş taşıyarak kendimize artık bir achievement Hı -hı. falan öyle bir şeyimiz yok yani. Değil Bence bu bayağı mantıklı. Çünkü ben YouTube ben, benim sana söylediğim çok kutsal bir laf vardır. YouTube keşke bir yer olsa da <laughs> yürüyerek gitsem oraya, böyle bir top taşımayla gitsem falan diye. Ee, o yüzden YouTube benim hayatımın en temel yerinde ve bağımlılığım. Ve bunu kabul ediyorum artık. İleride inşallah Amatem gibi bir yer olur da yine yürüyerek gideriz. <laughs> zaten öyle oldu. O sen bile şey yapıyorsun ya böyle 2400 izlenmeli videolar tabii atıp duruyorsun ya bana. 2000. 5000 altına indiğin zaman orada artık brain rot dedikleri ya, yani, <laughs> beyin çürümesi başlıyor orada. Onu artık bırakamıyoruz. 4 4 böyle sabah karşı 4'te falan ne olur bırakayım falan diye böyle ağladığımı hatırlıyorum yani. Kötü Çok ya. Çok üzücü. Bayağı dramatik. Özellikle yani. bu uyku olayına yani o yatma Bitiriyor. olayına sokmamak lazım bu işi. O yatağa girmeyeceksin. Zaten. Telefonla yatağa girmeyeceksin. <laughs> o yüzden <laughs> Ama çok sıkıntı oğlum yani. Çok sıkıntı. Her yerde bir de bak hakikaten o demin dediğimiz gibi yani duşta orada top taşıma. Bak top taşıma yine birazcık içselleştirebiliyorum. Birazcık haklı çıkarabiliyorum içimde. <laughs> yani, Çünkü yani, buna şu olayım. çarık şuraya tiplere bakacağım yoksa gideyim açayım YouTube'dan işte Vogue'un son şeyini şey yapayım izleyeyim. Bağcılarda bir yerde ya da atış alanında falan gibisinde. Ha, biraz daha böyle kafamı açıyor ya da beni uzaklaştırıyor ya da bir ASMR açıyorum falan filan. Böyle bir Beni o anki durumdan kurtarmasını istiyorum yani. Marmaray'da ben hayatı tahammül edemediğim zaman YouTube'la bir şeylere tutunuyorum belki. Bu mesela hakikaten dramatik bir yere de girebilir. Okey. Niye pek mesela eskiden daha gençken e, müzik dinliyorduk mesela. Klip Boş... vardı sadece. Klip vardı. 2013 falan civarı ben daha biraz daha bebeyken e, işte One Direction o çıktı, bu çıktı. Abi son klibi gördün mü? Şöyle böyle sadece klip izleniyordu yani. Niye bu podcast'a döndü olay? Yani niye sürekli bir insanın konuşması gereği duy duyuyoruz yani yanımızda. Bir de izleme, izleme de değil yani hakikaten. Podcast tarafı Evet podcast tarafında da değil. Volker demişti bunu kendi programında galiba. YouTube artık zaten podcast oldu. Hepimiz evet. öyle kullanıyoruz. O senin ben dediğin bak, işte bak podcast muhabbeti yine şey. Bir şey yaparken bir şey yapayım. İşte hasta yarım oluyor yani. Sorarım. Aynen podcast yapın abi şeyi de oradan geliyor bence. Çünkü Hı. onu insan, ya o peki ne bu tatmin mi yani? Ben hem onu yapıyorum yani multitasking'deyim şu an. Aynen. Ve bu verimli hissettiriyor bana i̇şte kendimi. İşte o bulaşık atarken boş harcamıyorum zamanımı gibi bir his bence. Tamamen o yani bayağı. Ondan dolayı. Ki ben hani bulaşık atarken dinlediğim zamanlarda o sıfırım yani. O kadar multitaskingliymişim ki. <laughs> Hiçbir şey hatırlamıyorum ben yani dinlediğim ha, şeyden. Bir işe yani. yaramıyor ki o dinletme. Bir de yani oradan bir şey dinleyip ne katacağım zaten kendime. Çünkü şu an zaten bulaşık yıkıyorum ya da işte makine boşaltıyorum. Bilmem ne yapıyorum. Hani o sırada beni eylesin ben onu okuyayım da olmayınca bu kadar tribe yok. girmek çok acayip ya. Adım atamamak yani. Çok açmadan. Acayip. Hadi dur falan. Mesela öyle bir arkadaş grubum vardı artık yok. Biraz üzülüyorum ama. O arkadaş grubu mesela şey oluyordu. Durun yemek yemeyin. Bir şey açmamız lazım falan gibi şeyler oluyordu. Yemek soğuyordu falan. Ben de böyle bekliyorum mal gibi falan. O, o şeyde hiç yokum. Hiç umurumda olmaz yani. Gerçekten ne izledim hiç önemi yok. Ne izlediğimin bir önemi olmayacak felsefesini benimsedikten sonra da Mertcan Bahar'a kadar düşünüyor. abi düşüyor değil mi? Adam gerçekten çok iyi bir içerik yapıyor. Kesinlikle çok iyi abi. Hani o bu çok hani böyle biraz onun içeriği hani avam bulunur yani. Hani işte low. E, avamlık satıyor burada zaten. Ama adamın zaten espri tarzı o. Yani evet. bir de kültürü de o. Büyüdüğü kültürü de o yani. Bu Tabii evde. yani. Ya bir de şöyle bir şey var. Hani öyle bakacak olursan yani adam gerçekten insan algısının yani o perception Denilen o psikolojinin çok temel direnmeklerinden bazılarını çok iyi biliyor. Yani şey, içten bir tutacak? şekilde biliyor Aynen bir de. Yani yani öğretilmiş şekilde değil. Biliyor yani tak. Evet. Ve onu çekerken de biliyor, kurgularken de biliyor falan. Ve o yüzden seni hipnotize ediyor. Mastermind yani, ya böyle bir şey. Yani Gizli bir güç abi görsel içsel <laughs> dünyanın bence şeyi yani önemli bir noktasında yani öyle söyleyeyim. Peki nasıl Yaptığı ya? Peki içerik. bu herif bu kutsanmış güçle nasıl var oldu ya? Bu nasıl olabilir? Ha küçüklük hallerinin videolarını falan biliyor musun? Tabii tabii. Ben ne hiç mesela o halleri yok. Tamamen son dönem Bercan bariaya. Hmm. Yani. Küçüklüğü biliyorum o o diyorum. Okey. O kadar ben de yani öyle Ekstra çok bir şeyim yok. Şey değildi. Bir, ama eski videolarını izliyor. Peki e, bu... videolarını izledim. <laughs> Bilmem kim izliyor. Efe Uygaç izliyor. Efe Uygaç'ın bunu da izler izliyor. Teşekkürler Efe Uygaç. Ahmet Uluçay mıydı bu karpuz kabuğundan gemiler yapmak? Ahmet Uluçay ve Mertcan Bahar. Benzerliği. Doğuş'tan yetenek olarak benziyor mu gerçekten? <laughs> evet o da yoklukla. Yokluk diye. ve yetenek ama Mertcan şu an biraz kırdı parayı muhtemelen. Kazanıyor gibi ama yani hiç işbiliği de yapıyor mu çok? Yapmıyor gibi. Ya o kadar küfürle kıyameti yani Zor sarı yeri, dolarlar marka. şov yani muhtemelen. Metaspor. Metaspor çok Meto iyi. Metospor inşallah bugün zaten... maçı. Oh. Bir Metaspor e, garaj maçı isteriz. Çok güzel olur ya. Ama kim? Bizden kim olacak ki? Ne yapacağız? Sen, ben, tamam. Melis. <gülüyor> <gülüyor> Eylül. <gülüyor> ya ya bak. Biraz... Sen, ben, Caner ve Orhun, Berko, tamam. Çağrı. 6 kişi ettik işte. Melis'i ne yapacağız? <laughs> Melis de cheerleader. <laughs> pompon kız olur öyle. Ya yani ben zaten Melis'i Kartal'a götürmek istemem öncelikle. <laughs> Melis teknik direktörümüz olabilir. Düşünsene <laughs> be. Doğru öyle. Eşofmanlı falan böyle bizi Aynen. soyun pis soyunma odasında bizim gazlarken falan. Güzel böyle olabilir. olabilir. Şu Arog'daki pompon şeyi. <gülüyor> <gülüyor> pomponu çıkaralım. Şimdi. Buradan sesleniyor muyuz? Seslenelim. Gayet. super. Çağırırsanız geliriz. Abi kanal hakkında ne düşünüyoruz? Vallahi gururluyum aslında, en temelde o. Evet. E, 185 bin kişiye evet. eriştik, evet. abone olarak. Videolarımız da çok güzel izleniyor. Ee, yani başka başka içerikler de yapmak istiyoruz aslında. Ee, i̇şte bu da onlardan bir tanesi. Çok evet. izlenmiyor bunlar tabii. Ama e, haklı olarak Biraz birazcık böyle bu talk show kanallarının kaderidir yani. Tabii Gelen bunu. konuğa göre artar, azalır falan. Bunda farkındayız ve barışız da burada. Şey değil. Aynen, bir aynen. de var bu arada gayet. Abi çok ya, güzel tat, bir şey. Tatlı yani... bir kitle var. O zaten galiba senin de bence gazlayan, hoşuna giden taraf Hı. bence de o. Ya çünkü o şöyle, bir şey, bir yani. şöyle bir, şey, oluyor. Yani mesela bu içeri yaparken de hani niye yapıyoruz? Yani niye konuşalım ki? <laughs> niye bizi dinlesinler ki gibi şey. bir hissiyat oluyor. Ee, çünkü ya bir de mesela hayattaki işte e, uzmanlık alanlarımız ya da işte yaptığımız işlerle alakalı bir şeyler konuşmak falan daha Okey geliyor ama evet. hani böyle daha sohbet odaklı bir şey o ben miyim? <laughs> o sensin mesela. Ben işte sana orada artık <laughs> peşine takılarak girmiş şey oluyor. Hani o yüzden e, ondan emin olmuyorum ama bir yandan da şey biliyorum. Yani böyle bir kitle var. Eee kitle demek de yani böyle biraz şey gibi o böyle çok meta haline getiriyor evet. o şeyi ama evet. bayağı kanlı canlı. Evet, öyle. Binlerce insan var ya yani. gördüğümüz sayılar gerçek insanlar. Gerçek ya insanlar. Yani. Biz evet. ilk kanalı açtığımızda böyle hani videolar 3000 izleniyordu ya. Evet. Abi diyorduk, 3 bin insan lan bu ofise evet. sığdıramaz sığmalar evet, gibi şey. 85 bin insan ya da işte bir video 300 bin insan izliyorsa çok o gerçekten hani böyle edilsin. hayal edilemeyecek bir şey aslında evet. bakınca ee, o yüzden çok yani heyecan verici ve de yani onun şeyi biliyoruz yani bu insanların tabi bir kısmı bir kereliğine izliyor bir kısmı izliyor ama sevmiyor bir kısmı izliyor e, nefret ediyor. bunu yorumlarda bazen söylüyor ama çok daha büyük kısmı yani biz, biz bizde şey yok ki bir de böyle yorum silme. Hani işte şey yani hakaret etmediği sürece Tabii. herkes her görüşünü belirtebiliyor yorumlarda. Ki belli çerçevelerde hakaret bile edebiliyorlar. Aynen şeyi okay yani, haklettiyse. <laughs> aynen ettiyse Aynen öyle <aynen. gülüyor> yani Orada bir şey ya hakaretin ya yani mesela ben de biraz hani ağzım bozuk konuştuğum zamanlar olur ama o hakaret gibi dildir ya yani. Evet. E, o tonu hissettiğin zaman zaten hani o da okey falan. Aynen. Ama şeyi görüyoruz yani böyle çok doğal bir şekilde hani çok pozitif yani aslında her şey. Ve gerçekten bir video oturup da yorum yazmak falan bayağı zor bir eylem yani. Aklına gelmeye mi? Gel, şey. Benim aklıma gelmez yani. 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 Ulan oturdu. Çok zor. Kötüsünü yaz zaten tamam, onu eyvallah. Onu çok hani konuşmaya da gerekiyor. Aynen. Ama iyisini yazanları böyle çok o kadar detay derin yazıyorlar ki işte böyle, bu beni böyle etkiledi. Şundan dolayı ağladım. Bundan sonra Hakikaten Hakikaten etkilediğini mi? hissediyorsun yani. Evet o, yani böyle, böyle. çaba harcamış orada. Yani, yani, şey. Uzun uzun da yazmış. Ya bazı sorular soruyoruz. Onlara cevaplar geliyor mesela. Evet. Çok çok nitelikli böyle çok derin yorumlar. Bazen çok komik yani sadece. O kadar evet. derin olmak da zorunda değil falan. Evet. Ve bunları düşündükçe hani var yani öyle bir insanlar yani böyle bir şekilde burayı izleyen. Ee, bir de böyle hani böyle bir şey yapmak o yüzden de tatlı geldi bize yani. Hani e, o insanlara da hitap edecek bir şey gibi geliyor. Evet. Tık. Yani şey daha önce e, denediğimiz bir şeydi. Hani biz biraz böyle şeyiz. E, başka başka herhalde işlerle uğraştığımız için yani burada hareket ederken biraz atıl, atalet olabiliyoruz yani böyle şey. Aynen. Yavaş hareket ediyoruz yani. Hani bir şey yapıyoruz sonra 3 ay <gülüyor> <gülüyor> yok hani. <gülüyor> <yani> <gülüyor> tabii, sindirelim, <laughs> hem sindirelim hem falan. Aynen yani şey olsa ay, e, mesela sallıyorum işte daha önce yaptığımız böyle ekip bölümleri bizim konuştuğumuz bölümler bir 50 bin falan full izlense o, <gülüyor> 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 orada varız yani onu ya biraz ama şey Erkenden mi? şeyi istedik biz de bence bize. Bize hadi o gücü verini istedik ama insanda haklı olarak şey oldu yani dur bakalım Niye? bir Aynen. oldu onu o, da anlıyorum yani. Ya yani o sıfırda onu inşa etmek bir süreç yani haliyle. Evet doğru. E, dolayısıyla ama böyle bir e, yaptık bakalım böyle bir şey nasıl olacak? Umarım beğenirler yani ve be, e, her şey hakkında herkes hakkında kimseyi inanılmaz kırmadan her şeyi söyleyebileceğimizi düşünüyorum. Üstüne de istediğimiz kadar da istediğimiz şekilde konuşuruz. Aynen. Kurguda çünkü. Aynen. Kurgu <laughs> diye bir şey var çünkü. Manyak <laughs> şey. Bize de e, yorumlarda e, içinizden geçen her şeyi yazabilirsiniz. Gayet rahat bir şekilde. E, çok güzel yaptın o kameraya bakma Ben çok mesela şu bir an şey. biraz çekiniyorum yani kameraya bakarken. Ya i̇nsan böyle gözünü kaçırıyor değil mi? Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Dilediğiniz gibi. Sen ne düşünüyorsun alakalı? Ya Ben çok mutluyum ya. Ee, birilerinin gerçekten düşündüğümüz, söylediğimiz şeyleri bir yerlerine takması, gerçekten değer vermesi falan. Benim çok hayatta bir işe yarıyormuş hissini uyandırdı bende ya. O, 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 iyi geldi. Ben biraz daha böyle hatırlıyorsun ya. Yani, daha daha özgüvensiz bir insandım. Şu an bir tık daha özgüvenliyim ama yine şey yani. <laughs> sınırdayım yani. Hani sıslan dese bile yine böyle falan susayım mı falan olurum yani. <laughs> Bana böyle bir ayrıcalık gibi geliyor burada olmak. Yani her açıdan. Onun dışında yorumlarda orada burada da insanın hani ya işte Doğu'nun bilmem nesi, ya işte Onur'un şunu işte bölüm sonu yazılarını Onur buldu ve <laughs> inanılmaz bir şey yani ve ya çok haklı övgüler geldi. Yani bayıldım ona. Hatta kıskanıyorum. Şey esnaf söylüyor. Hani keşke ben falan gibi değil. Övgüleri kıskanıyorum yani çünkü ben övmeliydim yani. Çünkü ben daha çok seviyorum bölüm sonu yazıları. diye. seyirciyle kavga noktasına falan geliyor. Bu payı her defasında bana vermeye çalışmamasıyla çok evet. tatlı bir şey. Ben çok çok <laughs> Ama çok önemliydi. <laughs> ben sana dedim ya. Böyle bir, bir iki kişi bir tane bir podcast çekmiş bir tane kız. Gördün. Çok ağzına sağlık. Çok güzel şeyler söylemiş. Müthiş. Ben çok gurur duydum. Çok mutlu oldum yani. Bir duygulandık da. Aynen. Ben de çok duygulandım. Ee, çok sağ olsun. Orada da bunu söylemişti işte bölüm sonu yazıları falan diye. Herhalde doğu yazıyor demiş. Ben de böyle şey oldum. Hayır. <laughs> Sonra sana yazdım. Ve orada şöyle bir cümle kullandım benim çok sevdiğim. Benim çiğ özgüvenim ve çiğ egom bunu kaldırmak istemiyor. O yüzden bunu direkt <laughs> sana veriyorum. Yoksa bunu direkt üstüme alabilirim. Kendime direkt yamayabilirim ama bunu yapmayacağım falan diye. Ama e, şunu da söyleyelim. Artık son 3-4 bölüm bireylerde sen yazıyorsun. E, ama orada sen bir şey başlattığın için çok ya daha rahat oluyor. Olayımız tabii. tabii ki daha format bazında yani o, o şey o bulmak. Sen de fikir bulma ve bu şovranırlık mı bu? Diyebiliriz tabii yani. Değil mi aslında çok... Ay, Ya bizim case'imizde tabii her şeyini koşmak oluyor yani hani biraz hmm. evet. hani Ondan daha fazlası, yani daha fa şey gibi, yani ne gerekiyorsa işte kur evet. yani... Çekim gerekiyorsa o, kurguysa o. Aynen, ya kuracağız. Bu arada onları da, evet onları da söyleyebiliriz gayet. Kurguysa kurgu, Gerekirse. çekimse çekim. Aynen. Her şey, yani her şeyi sıfırdan tek başına bile yapabilecek noktadasın zaten. E, Yaptın da yani bunu zamanla. <laughs> şey yani o, öyle bir şeyimiz var yani bilgimiz. Peki çok mu emek sarf ediyoruz sence? çok Bence çok emek sarf etmiyoruz. Değil mi? Yani, sen, yani tatlı, tatlı ilerliyor. Yani tatlı. tabii ki belli bir emek var. Tatlı bir yerde ya Bu oluyor. da böyle tam bir iş gibi değil tabii bizim için. Eğlence ya. Eğlence hani Hakkı hobi yani, yani. yani şeyde. Ya. Hakikaten hobi ya. Ve müthiş bir hobi. Yani evet. Lego falan yapacağım. <laughs> <laughs> Batman'e parayı yapıştıracağını. Onu da yapıyoruz maalesef bazı içinden. Batman demişken Joker hakkında ne düşünüyorsun? <laughs> Neyse. Yani çok frenledim. Gülmeme konusunda. Hani fazla gülmek şey olmuyor. Eğlence anlamına gelmiyor diye hep kafamda vardı. O yüzden özür diliyorum. Ee, güzel bağladın ama. Çünkü biz Joker'i evet. konuşsak mı diye konuştuk. Evet. Ben izledim tabii ki de. Doğu kardeşimiz izlemedi. İzlemedim çünkü malum sitelere düşmedi. Yani malum siteler derken Netflix falan. Ama izleyecek de aslında hafta sonunda. Şimdi biz bunu pazartesi çekiyoruz. Cuma çıktı Joker. Hafta sonunda arkadaş hastaydı daha yeni toparladı evet. kendini. Teşekkür ederim sağ ol. <laughs> o yüzden <Çok> şey. <laughs> Joker konuşmayalım bence. izledikten sonra konuşalım tamam. gibi mi yoksa? Spoiler verelim. Abi şöyle. Sonunu <laughs> söyle patlamayı söyle hemen. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> ya bence çok iyi filmdir. <laughs> ve yani kimse beğenmemiş zaten IMDB e e puanı 5.3 galiba. işte Rotten Tomatoes'ta %37 mi ne? Hani böyle felaket söylenmiş. ne vardı? Abi Abartmayın yani? abi bayağı da iyi film yani. Çünkü şöyle oluyor. Hani bu herhangi bir eee independent şey indie film olsa yani hmm. bağımsız film olsa kimse yani umursamayacak ve böyle helalinden bir 6.5 alacaktı ya. Aynen. 6, 6 alacaktı sallıyorum yani ya da neyse. Yani hani o şey barım ya çok kötünün üstünde kalır da her türlü bence. Evet. Şimdi tabii çok beklenti var. O yüzden de o beklentiyle karşılamadığı düşünülüyor. Biraz da böyle bir hype durum vardır ya. Bir dalga eser biraz kötüleşince, kötü başlayınca yorumlar. Öyle herkes de ona katılıyor falan. Ki şeyde Venedik'te falan çıkıyor galiba. Venedik'te bayağı gayet. Yo abi, okey. Falan deyip, abi. Ondan... Yani böyle... İyilerini konuşacağım ama yani şöyle yorumlar duydum mesela sinema salonundan çıkınca da işte beraber izlediğim insanlardan duydum. Mesela bir tanesi şey dedi. Abi bu kadar parayı Lady Gaga konseri izlemeye verdik falan gibi bir şey. Yani <laughs> e şimdi filmin müzik yani, müzikal olduğunu bil ya da bilmiyorsan <laughs> da hani bu janraya, bu türe şey. Abi, yani. Bir de Lady Gaga yani zaten bu Aster Is Born'da falan da bu kadın evet. şey. Ki var. Ki şeyin de var. E, Hakin Phoenix miydi? Neydi onun adı? Phoenix. Joaquin Phoenix evet. E, o herifin de yine öyle bir işi var zaten. Bu ikisi bir araya gelince bu müzikal olacak abicim ya. Yani. Ve çok da güzel olmuş böyle hani yani hayatımın gördüğüm en gerçekçi müzikaldi. Böyle müzikal gibi de yapmamışlar gerçekten. Bence Hı -hı. o yüzden yani şeyde var. O baş... da bir delizyon şeyi de var bir yandan. Aynen yani falan hep falan. böyle bir bir de hep her sahnede geri dönüyor. Yani böyle çok natural bir şekilde başlıyor. Sonra şarkı da başlıyor. Enstrümanital falan da giriyor bir yandan tabi, yani sadece raw ses duymuyoruz, e, vokal. Sonra genelde de sahne çoğu zaman aslında bir kafasında geçiyormuş, bağlanıyor. Yani Aha. aslında çoğunda Joker'in, işte neydi, e, Arthur Fleck'in e, böyle... O bir, yani bir şo, şo gösteri insan olmak istiyor ya, hani böyle hani şov Aha. Aha. E, yapmak istiyor falan. Hani o sahneyi, yaşadığı hayatındaki o anı öyle yorumluyor kafasında bunu ona çeviriyor gibi bir anlam var Hı. genelde ve bence müthiş işliyor. Ee, sadece sıkıntılar var tabii. Mesela yani Lady Gaga kötü bir oyuncu. Gerçekten ya, kötü bir Ama Lady Gaga'nın böyle bir rüşt ispatı noktasında da artık kendini yırtmasına gerek de yok. Gerek yani. de yok ama yani olmamış bence Lady Gaga. Komple yani. yani. Bir de Harley Quinn karakterine hep yıllardır atfettiğimiz böyle bir grandiyöz bir hava var. Böyle hani şaşalı, böyle değişik, çılgın falan. E, karakterin ele alınışı e, zamanı da zaten Harley Quinn olmadan önceki zamana tekabül ettiği Hı -hı. için hali sonik yani kalıyor. Hani o, o patlamada yaşandı. Aynen. Margrobili şey filmde hani sırf onun kendi filminde yeni biz o işte psikiyatri okuduğu falan filan Hı -hı. zamanları görüyorduk ve ama orada da böyle bir zaten hani o hikayenin daha inşa aşaması olduğu için hemen geçiyordu zaten. Hani okey oluyorduk sonuçta. bir nereye gideceğini biliyoruz. E, onun onu da görmediğimiz için filmde böyle ha Harley Quinn karakteri böyle yani dümdüz bir insan olmuş yani böyle bir abla gibi yani böyle bir psikologa birisi. Dup dup. Aynen yani. 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 Aynen. Ondan da vazgeçiyor daha da o da değilmiş falan. Yoksa şey müthiş yani zaten Joker'i oynadığı hali yani Joaquin Phoenix'in yani. Peki o soru geliyor şu an. Heath Ledger rahmetli Hı? Heath Ledger ee, mı? <laughs> ee, Phoenix Aga mı? Sevgili rahmetli River Phoenix'i de İsmail Dümbüllü. <laughs> <laughs> Çünkü <gülüyor> Joker kabuğu değil mi? Cerit <laughs> Leto peki kim arada kaynayan Cerit Leto kim mesela? <laughs> o da Rasim, Rasim Öztekin. E rahmetli. Ee, şey... Tövbe ya. Cerit Leto ile Rasim Öztekin'in tövbeler olsun. Ama yani onu tekrar yapıyor şimdi yapacak bir şey Doğru. Yani şöyle... E... Hangisi? E... Vallahi ikisi de çok güzel bence yani. Şey... Çok iyi değil mi? Çok çok iyi. Yani çok hani... başka bir de ya. Bilmiyorum. Abi çok yani bak filmin güzel tarafı şu. Şimdi Todd Phillips yönetmen. Joaquin Phoenix yani böyle bunlar abi şunu hissediyorsun filmde bu insanlar kafasından ne geçiyorsa yapmış hmm. Anlatabiliyor muyum? yani becermiş okay. onu yani anladım anladım tercihler eleştirilebilir eleştirilebilir ki en başta bu senaryodan başlıyor bence hmm. yani anlattığı hikaye beklentiyi karşılamıyor mesela bu, bu Game of Thrones'un son sezonunda da vardı hmm. yani mükemmel bir film yapım şekli inanılmaz bir hikaye anlatıcılığı bence genel olarak tekniğiyle tüm teknolojisiyle, prodüksiyonuyla, yönetmenlik kararlarıyla ama hikaye beklentileri, inanılmaz beklentiler var ki gerçekten haklı beklentilerdi. Müthiş teoriler vardı. Yine işin kendinin yarattığı beklentiler. Aynen. Zaman, dağ gibi olan. Ve onları karşılamadı. O yüzden çok kötü karşılandı. Dolayısıyla Joker'de de bu var yani beklediğimiz bir şey var. Bir de ilk filmden sonra ne olacak hani falan evet. şeyde o hikayede. İlk de iki buçuk katına çıkmış. Çıkmıştır yani. Acaba ne olacak? Yine merdivende şarkı söylemek mi <laughs> inecek? Falan <laughs> ki yaptılar ben bu merdiveni gördük. Galiba, aynı. Güzel de çekmişler o planı. Evet. Arthur Fleck'in sonsuz sayılı günleri diyebiliriz o zaman. <laughs> evet bir döngüsellik bir yere gitmiyordu. Yani zaten böyle çok şey bitti yani. Filmin sonunda e, ee, yani spoiler bir durum yok yani. Öyle akışında kayboldu yani. Hani şey. evet. Tatlı şey. Phillips demişken de e, var Bunlar yani Todd'un Todd işi olan Var Bunlar'ın YouTube'da inanılmaz izlenmesi. Vay da, ne güzel var değil. Müthiş müthiş. Bir. Kurguyu David Lynch yapacak. Böyle <laughs> <laughs> bir şey yok abi. Yani burada yazıyoruz ve Görümaz, şey oluyor. Böyle, aynen. Sahneden öyle. Lost Highway gibi kurgulansın istiyorum. Ama girişteki David Bowie e, müziği yerine Müslüm Gürses Kış Oldum eklerseniz çok sevinirim. <laughs> o aynıymış bu arada. Çok Aa. acayip. Aynen. Murat Ambunganlı albümde çareye Geçen söylemişim Acayip bir şey. Dinleteceğim. Iyi. Müthiş bir şey. Cover direkt aynen. Çok iyiymiş. Var bu var bunları izledin mi hiç? Var bunlar inanılmaz bir iş. Bir iki bölümünü izledim. Ben böyle boş çok överim biliyorsun. İlk bölümünü izledim. İlk uçak. Uçak. Harika. Harika yani. İlk bölümden sonra o güzel değil. Youtube'da 5 milyon izlenmiş Abi hani adam... Şaka mı bu? Enteresan yani. Ya gira biri elinden mi tuttu? Bu nasıl bu kadar yükselmiş olabilir? Ki onu da geçtim. Tamamen para vermiyoruz. Ve Youtube'da var. Peki Youtube kanallarına ne yüklüyorlar bunlar? bunları Todd mesela işte izlensin PR yani bütün diziyi yüklemişler mesela. Full mü hepsi? 26 bölüm mü? Ama mi? artık bir zaman geçti. geçti diye. O herhalde yani o oradan da bir mi? Ya oraya çeksin yani bence bu Todd'un işi. Evet. Daha var gibi bir Todd'da bir şey hiç şey yok. Yok B yani. E bir ara koymuşlar. Succession vardı. Ya onlar da her yerde var zaten. Her yerde var yani. Blue'da da var, Hı -hı. şeyde de var. Todd'da bir tek Ekstra ne var? Galatasaray maç var. Peki, Çok güzel. Joker oynayan herkesin Oscar aldığını biliyor musunuz? Aa, harbi mi? Şeyde mi? Jack Nicholson almış mı? Jack İlk Joker Latt. Jack Nicholson almış mı? Aynen. Aa. Jack Nicholson da Joker'le mi alıyor? Ona. Onun tek şeyi o mu acaba? İki Nasıl ya? iki, Oscar'ı var mı? Bu kuşuyla da, da aldı. Doğru. Vay be. <laughs> Joker'in demek ki böyle bir kaderi var ha. A Ama şey bence... Hit yok yok, tam ayıp olacak. Hitler'i öldü hmm. diye ver diyecektim, sonra yok, Allah ben. çarptı ve diyemedim onu. Aynen, <laughs> Aynen. yani çok değişik performans tabii. Evet, onun işte, Oscar konuşması da çok şey, dramatik, hmm. evet. Hatırlamıyorum. Çünkü yok. Yok yani. Şey gibi, Uzak, Nuri Bige, <laughs> Yok o değil. Aynen. O hangisi? Işte? Orada da... <laughs> Nuri Bilge'nin bayıldığı hangisiydi? Zeki Demirkubuz'un ödül aldığı. Altın Portakal. Altın Aynen. Portakal. Üç maymunu da galiba. Benim dediğim uzak filmi Mehmet Emin'di galiba işte. O başrolde oynayan kuzeni. Aynen, ölüyor. Tamam. Ne? Tabii, tabii, Ciddi misin? Tabii Kanda ilk defa ölü bir oyuncuya, e, diğer adama da hani Nuri Bilge'nin kendisini oynayan ha, adama da, he. o da bir akrabası galiba da. E, ona da veriyorlar ikisini birden. Bir tanesi yani iki kişiye veriyorlar ödülü ve bir tanesi ölü, ölü şekilde ilk defa yani böyle şey, wow. yanlış hatırlamıyorsam 3-4 gün önce falan festivalden ölüyor. Şahankale'de araba çarpıyor. mu araba çarpıyor galiba. Evet. Ya da arabada kendine kaza yapıyor, öyle bir şey, trafik haberi. Bak hiç bilmiyorum. Ama. Tövbeler olsun. Çok kanlı gerçekten. Kötü ya vallahi şey. Yani o bir de şey, e, hatırladım o zamanlar böyle e, medya tarafında da, yani ana akım medyada da bu haber değeri daha fazla taşıdığı için mesela. Ha. Kış uykusu ödül aldığında çok konuşulmadı bu falan yani altın palmiye aldığında ama o zaman uzak işte o Grand Prix Jüri Özel ödülünü falan aldığında e, ondan önceki filmlerde de işte Mayıs sıkıntısı onlar gösterilince böyle şey festivallerde falan adamlar röportajlar falan yapılıyor yani böyle evet. e, medyanda bir ilgisi var Star'da falan röportajını ben evet. izlemiştim yani 2001 falan herhalde öyle bir şey hmm. yani falan 3 e, falan yani herhalde böyle bir oyuncula yani, yani Nuri Bilgi dışında da oyunculuğa adım atma hani öyle bir hevesi hayali Vay. falan da olmaya başlamış yani böyle bence iyi de oyuncu gerçekten böyle çok duru çok tatlı bir oyunu da vardı yani hani şeyden Hı -hı. bağımsız Nuri Bilgi'den de bağımsız yani böyle ne yazık. ismini biliyor muyuz abi M Mehmet Emin Merak galiba ona da rahmet dileyelim kapatalım yavaştan istersen buyur lütfen estağfurullah Allah aşkına Kapatmak ne kadar zor ya. Zor. Evet. Uzun ilişkinin sırrı <laughs> ne hocam? Uzun ilişkinin sırrı... Hemen çok kısa. Karşılıklı saygımı iyi seks. Bana bunu açıklamadı. Yok yok. Arkadaşlar annem kesin yine izleyecek. Yok hızlı. yok. Uzun ilişkinin hakikaten sırrı ya. Çok hızlı şunu söyle toparlayamadım. Uzun ilişkinin sırrı... Ee, Belli ki basit bir şey yani. Oğlum hayatın hangi dönemlerinde olduğu da e, önemli. Yani ço biz ha. çocukluktan gençliğe doğru hani geçtiğimiz için... Benim beraber... de öyleydi. Olmadı benim. <laughs> bunları böyle koyacağız <laughs> mı? Diyeyim? Bunu bir bölüm konuşalım o zaman ya ilişki. Bunu diye. bir bölüm konuşalım. Bir sonraki bölüm ne zaman yapacağız ki? Hızlı yaparız bakın. Severseniz iz... yapalım. Aynen. Severseniz beğenin de yapalım ya. Abone ol da bilirsin. Beğenin oradan anlarız diye düşünün. Aynen. Aboneler izler zaten. Bu, ha doğru. Aynen. Bunu daha çok zaten, İyi mi? <laughs> Haydi.